yapmak zorundayım. Buna mecburum sevgilim. Çok özür dilerim. Güzel kızım. Biliyorum. Annen hak ettiğin hayatı veremedi sana. Hala da veremiyor. Ama sen o hayatı dışarıda arama kızım. Dışarısı var ya, adam görünümünde kurtlarla dolu. Bunlar senin gözünü boyarlar yavrum. Önce ne istiyorsan verirler. Kendini böyle prenses gibi hissedersin. Sanırsın dünya senin etrafında dönüyor. Ama sonra... Sonra gün gelir gerçek yüzleri çıkar ortaya. Sana kaşıkla verdiklerini... Kepçeyle geri alır bunlar. Olduğunu bile anlamadan koca bir çukurun en dibinde bulursun kendini. Uzak dur bu kurtlardan kuzum. Uzak durmazsan parçalar bunlar seni. Elif. Anahtar burada kardeşim. Ben kaçıyorum, biraz işlerim var. Sen evi istediğin gibi kullan, tamam mı güzelim? Tamam. Bir şeye ihtiyacın olursa da mutlaka ara beni. Her şey güzel olacak. Tamam, sen yüzünü düşünme böyle kızım. Gül. Hem olumlu düşün. Hadi söz ver bakayım bana. Söz. İyi, hadi bakalım. Kokmuş, nasıl da kokmuş. Cemre. Cemre. Kız Cemre, kalk diyorum sana, kalk. Ya anne, kapat şunu ya. Cemre, buna bak. Kalk. Kalk, konuşacağız. Ya anne, daha çok erken, bak benim midem çok bulanıyor. Başım ağrıyor, lütfen uyuyayım, bırak. Cemre, bak sana
bana bak. Ya kalkarsın ya da ben o kafandan aşağı şöyle güzel bir kova su döker, öyle kaldırırım seni. Kalk. Ne anne? Ne? Neredeydin bakayım sen dün gece? Ha? Kimlerleydin? Arkadaşlarımlaydım. Arkadaşlarınla? Hangi arkadaşların? Ben tanıyor muyum? Anne, arkadaşlarım işte. Ne bu sorgu sual, anlamıyorum ki sabah sabah ya. Kız bana bak. Vallahi billahi döveceğim şimdi ha. Kalk. O gül gönderenle miydin? Ha? Hayda. Ya anne. Kaç kere söyleyeceğim ya. Tanımıyorum diyorum o adamı. Tanımıyorum ya. Of. Sinirlerim bozuktu İpek'e. Gittim biraz arkadaşlarımla kafa dağıttım. Kocaman kız oldum anne ben artık. Farkında mısın? Hiçbirinin annesi bir şey demiyor. Bir tek sen kızıyorsun ya. Doğru mu söylüyorsun sen? Evet doğru. Bak bakayım gözüme iyice. Doğru, yemin ederim doğru. Uyuyabilir miyim biraz artık? Lütfen müsaade eder misin? Allah Allah ya. Uyu bakalım. Bak bir daha sakın yapma böyle saçma sapan şeyler. Buluşmaya geleceklerini nereden biliyorsun ki? Ya boşuna bekliyorsak? Benim hiç umudum yok doğrusu. Hiçbirisinden kaçınmadan senin evine, benim odama dinleme cihazı koyan insanlar bence bu buluşmayı asla kaçırmaz. Hayır, amaçları ne anlamıyorum ki. Benim gibi birini insan neden dinler? Hadi sen Bulut Giray'sın ya ben? Çok saçma, hiç aklım almıyor. Birazdan anlayacağız. Az sabır. Elif dün İnan'da kalmış. Sen nereden biliyorsun? İnan aradı dün beni. Kavga ettiğinizi söylemiş Elif. Ağzımı aradı bir şey biliyor muyum diye. Endişelenmiş çocuk. Elif çok üzgünmüş. Konuşmayalım bu konuyu şimdi. İkiniz de birbirinizi bu kadar severken hiç yakışmıyor size böyle olmak Bulut. Sevgi tek başına yetmiyor demek ki. Sen yavaşlayın istersen. Gelirler biraz. Haklısın. Thank you.
odada. Olanları anlattı. Gelmeden yapamadım. Girebilir miyim? Tabii tabii. Geç. Hiç uğraşma, geç. Niye şaşırmıyorum acaba, niye? Merhaba anne. Ne işin var senin burada? Ödümü patlattın. Benim ne işim var burada? Ben de aynı soruyu sana soracaktım. Yani öylesine bir şeyler içmeye geldim. Buraya. Hem de bu saatte. Ne var? Sen de buradasın bu saatte. Ama ben bir şeyler içmeye gelmedim anne. Bunu vermeye geldim. Sen nasıl yaparsın ya böyle bir şeyi? Ne akla dinlersin beni? Ne cüret bu? İnan sana ne söyledi bilmiyorum ama... Bulut'tan ayrılmak istediğini söyledi. Kavga etmişsiniz. Doğru söylemiş. Senin gibi hayatı baba dayağıyla, abi zulmüyle geçmiş bir kız ilk sözlü kavgalarında kocasını terk ediyor. Ve ben de buna inanayım, öyle mi? Yine aynı soruları sormaya mı geldin Yıldız? Ne oluyor? Ne yapsaydım Elif? Ha? Ne yapsaydım? Arkadaşın bir derdi olduğunu bile bile evde oturup çekirdek mi çitleseydim? Tamam işte. Anlatacağım yeni bir şey yok, tamam mı? Geçen gün annemle konuştum. Anne dedim. Mesela Elif böyle birden durduk yerde yalan söylemeye başlarsa. Daha sözümü bitirmeden olmaz öyle şey deyip kestirip attı. Senin yalan söyleyebileceğine ihtimal bile vermedi. Bir an için söylediğini farz et dedim. Ne düşünürsün bu konuda? Ya birisini korumaya çalışıyor? Ya da birileri tehdit ediyor dedi. Hangisi Elif? Babamın kaçıp gitmesine hiç şaşırmamak lazım. Bir insan nasıl yaşayabilir böyle güvensiz? Bulut, şu anda kalbimi kırıyorsun ama. Ona da takmışsındır bir tane çip sen. Hı? Dünyanın her yerini izliyorsundur onu da. Haddini aşıyorsun. Ben haddimi aşıyorum. Öyle mi? Benim odama, Alaz'ın evine gizlice girip ses dinleme cihazı koyan sensin. Haddini aşan benim. Bulut,
Ben bunları şu anda burada bu şekilde konuşmak istemiyorum. Anne, bu yaptıklarının çok kötü sonuçları olacak, haberin olsun. Bunu ne affederim ne de unuturum. Ruşen Hanım, evin kilitlerini değiştirdim, bilginiz olsun. Eğer bir daha böyle bir şey yapmak isterseniz çilingir getirmeniz gerekecek. Sevdiğine, onun için neleri göze aldığına en yakından ben şahitlik ettim Elif. Bu ayrılığın tek bir açıklaması var. Yeter artık Yıldız. Neden bu kadar üstüme geliyorsun? Çünkü ben seni seviyorum. Çünkü sen benim en yakın arkadaşımsın Elif. Aynı durumda ben olsam sen de aynısını benim için yapmaz mısın? Menekşe sokaktayız. Hanımefendi, acele eder misiniz? Bulut. Bulut, cevap ver. Bulut. Kendine gel, geliyor ambulans. Bulut. Bulut, dayan. Bulut. Elif, iyi misin? Bulut. Efendim. Ne? Hangi hastane? Tamam. Tamam, hemen geliyorum. Elif, ne oldu? Kim hastanedeymiş? Bulut. Ne? Durumu nasılmış peki? Trafik kazası geçirmiş, bilmiyorum. Hemen hastaneye gidiyorum. Dur, bekle, ben de geliyorum. Hala kapalı telefonu, hala. Hangi cehennemin dibindesin acaba Cihan? Cihan Bey, ya rica etsem krem sırtıma sürebilir misiniz? Ben uzanamıyorum da. Uzandığın kadar yeter Şahika. Thank you.
biraz acil eder misiniz lütfen? Gerçekten çok acil olmasa böyle bir şey istemeyeceğim sizden lütfen. Ablacığım hızlı gidiyorum zaten. Cezam kestireceğim bana. Elifciğim zaten hızlı gidiyoruz. Sakin ol lütfen. Yetişeceğiz hastaneye. Nasıl sakin olayım Yıldız? Ya Bulut'a bir şey olduysa benden saklıyorlarsa ha? Ya ona gerçekten bir şey olduysa? Sakın öyle düşünme. Böyle şeyler getirme aklına. Allah'ım ne olur ona bir şey olmasın. Ne olur biraz daha hızlı gidin lütfen. Kesin o yaptı. Kesin Allah'ın cezası o yaptı. Elif kim ne yaptı? Buyur abi. Nasıl gitti? Var mı bir sıkıntı? Yok abi, tertemiz. Aynı konuştuğumuz gibi halloldu. Bir gören falan olmadı değil mi? Bak sonra başını ağrımasın. Yok abi, 3-5 saniye sürdü zaten. Ben kimse anlamadan ne olduğunu ben fıydım orada. Allah da anahtarı sana getirmemi istedi. Sırrı arabayı ne yapacağını bilir dedi. Yapılacak şey belli oğlum. Yeni bir arkadaş daha eklenecek mezarlığa. Bir iş yoksa ben kaçayım abi şimdi. Kıllanmasın kimse. İyi, çocuklara söyleyeyim bıraksa seni. Gerek tamam. Yok. İnan. Bak benim sana pek inancım, güvencim yoktu. Lakin Allah'ın bildiğini kuldan saklamaya gerek yok. Ama güzel iş çıkarıyorsun. Böyle giderse senden olacak. Eyvallah abi. Yani sayenizde. Ya neden kimse gelip bir açıklama falan yapmıyor ki bize? Ne kadar bekleyeceğiz biz böyle? Çarpan aracın plakası yoktur Uşan'ın. Bu alelade bir kaza değil. Planlı bir saldırıydı bu. Allah sırası mı şimdi bunların? Ben şu anda bu tip şeyler duymak istemiyorum burada. Birinin ailenizi koruması lazım Uşan'ın. Sana mı kaldı? O kişi de sen misin yani? Evet, bana kaldı Uşan'ın. Cihan Bey'in nerede olduğu belli değil. Bulut deseniz durumu ortada. Siz bana güvenmeyip evime böcekler yerleştirseniz de ben bu ailenin geleceğini düşünmek zorundayım Uşan Hanım. Şimdi sizden ricam İpek'i arayın, hemen buraya gelsin. Böyle zamanlarda dışarıda dolaşmak iyi değil. Haklısın. Çok haklısın. Benim yüzümden oldu. Benim yüzümden oldu hepsi. Eğer ona bir şey olursa kendimi asla affetmeyeceğim. Doktor Bey, Bulut'un durumu nasıl? İyi bir şey söyleyin lütfen. Öncelikle geçmiş olsun Uşan Hanım. Oğlunuzun durumu iyi. Şükürler olsun. Ayağın iki farklı yerinde kırığı var. Gereken müdahaleyi yaptık. Peki o kadar mı sadece? Darbeye bağlı ufak tefek zedelenmeler var elbette. Ama mühim değil. Oğlunuz epey şanslıymış. Organlarında herhangi bir hasar yok. Benim için de önemli olan bu tabii ki. Ama yine de birkaç gün müşahede altında tutacağız. Pekala, tabii. Ben görebilir miyim kendisini? Elbette görebilirsiniz. Birazdan odaya alınacak. Hemşireler size bu usta yardımcı olur. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Duydunuz mu Rüşen Hanım? Bulut iyi. Merak edilecek bir şey yok. Gelin. Bulut iyi, Bulut iyi. Şimdi biraz sakinleşin. Çok şükür. Eğer Bulut'a bir şey olsaydı kendimi ömür boyu affetmezdim. Bakar mısınız hemen? Sağlığı nasıl, durumu nasıl bir şey söyleyin. Biraz acele eder misiniz? Bulut Bey az önce odasına alınmış. İkinci kat 208 numaralı odada. Buyurun. Bulut iyisin değil mi? Ağrın falan yok yani. İyiyim, iyiyim.
Ağır kesiş verdikleri için hiçbir şey hissetmiyorum. Hatta o kadar bir şey hissetmiyorum ki sana olan sinirim bile geçti. Benimle uğraşmaya başladığına göre bence gayet iyisin. Arabanın plakasını aldın mı? Yok. Arabanın bir plakası yoktu. Kaza değil demek. Bilerek sürmüş üzerime. Söyle ne olur. İyiyim iyiyim. Böyle ufak iki tane kırım var sadece o kadar. Özür dilerim. Her şey için özür dilerim. Hepsi benim yüzümden oldu. Çok özür dilerim. Senin hiçbir suçun yok. Ama boynuma böyle sarılmaya devam edersen birazdan alçıya almak zorunda kalacaklar. Özür dilerim tamam. Senin bana destek olman gerekmiyor mu ya? Sen böyle ağlamaya devam edersen birazdan öleceğimi düşünmeye başlayacağım. Tamam. Toparlıyorum kendimi, tamam. Ya Bulut çok korktuk. Büyük geçmiş olsun. Demek ki böyle kazalar işe yarıyormuş. Birbirimizi ne kadar sevdiğimizi anlıyormuşuz. Nasıl oldu peki? Karşıdan karşıya geçerken. Çok hızlı oldu her şey. Hiçbir şey göremedik. Yani çarpıp kaçtı öyle mi? Nasıl ya? Yani şu an çok daha ciddi bir şey olmuş olabilirdi. Bunu böyle cezasız bırakmayacağız değil mi Bulut? Ha? Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Sana bunu yapan cezasını çekecek. Bırakmayalım tamam mı? Gel buraya. Sizden bir şey rica edebilir miyim? Beni biraz Elif'le yalnız bırakır mısınız? Onunla konuşmam gereken şeyler vardı. Mesaj alınmıştır. Biz dışarıdayız. Anne, anne abim nasıl? Ya telefonda çok korkuttun beni. Vallahi İpek'cim ben de çok korktum ama merak etme şimdi. Tamam ben onu bir göreyim. Hayır. Abin biraz Elif'le baş başa kalmak istedi. Ay yok artık. Dağdan gelip bağdakini kovmak bu işte. Gel bir seni bir kahve falan alalım. Alalım da önce ben sana bir şey anlatacağım. Ne oldu yine? Bak. İpek ne bu şimdi? Anne bu bizim teknemiz. Babam tekne gezintisine Şahika ile birlikte çıkmış. Demek fotoğrafı gördün mü şu an? Dur bakalım. Söylediklerimden sonra beni affedebilecek misin? Yani bir daha böyle küçük şeylere takmayacağım, söz veriyorum. Evlendiğimizden beri ilk büyük kavgamızı yaptık, farkında mısın? Artık gerçek bir evli çiftiz. Ama yine de bir daha kavga etmeyelim. Merak etme, etmeyeceğiz. Ben bir kendime geleyim. Hemen ayrılacağız o evden. O ev sana iyi gelmedi. Annem, kardeşim. Belki babam bile. Yordular seni, yalanlar söylediler. Kendi evimize taşındığım zaman bunların hepsi geride kalacak. Kendi hayatımıza başlayacağız. Bir daha asla kavga etmeyeceğiz. Seni çok seviyorum. Ben seni daha çok seviyorum. Sence bu saçma deli bana yakışıyor mu İpek? Kestireyim mi bunları, ne dersin?
oturumda bile kendini düşünüyorsun anne. Bak benim dip boyam gelmiş. Ben burada abimin alçısının bekçiliğini yapıyorum. Acını anlıyorum kızım. Geçmiş dip boyası bir kadına nasıl acı verir? En iyi ben bilirim. Bak anne. Sence bu saç modeli nasıl? Olmaz olsun öyle saç modeli pek. Rezalet. Böyle bir durumda bile neşene diyecek yok. Bazılarımızın moralleri yüksek tutması gerekiyor. O kişi de sensin öyle mi? İş başa düştü. Yapacak bir şey yok. Hem ben durumu o kadar karanlık görmüyorum. Ben sonuçlara bakarım. Neymiş o sonuçlar? Daha düne kadar Elif'le Bulut ayrılmanın eşiğindeydi. Şimdi içeride aşk tazeliyorlar. Bence durum o kadar da kötü değil. Ne dersin Yıldız? Onların birlikte olmasını bu kadar derinden istemen çok güzel. Ben aşka hürmet gösteririm Yıldız. Ya sen? Sen yaptın değil mi? Ben sadece size yardım ettim Elif. Bak benim sayemde aşk tazeliyorsunuz. Orada Bulut gerçekten ölebilirdi. Bulut'un ölüp ölmemesi sana bağlı. Bunu konuştuk daha önce. Senin tercihlerine göre Bulut ya yaşayacak ya da ölecek. Karar senin. Ya sen ne biçim bir insansın ya? İnsan kardeşine böyle bir şey yapabilir mi? Bana bak. Benimle doğru konuş. Duyuyor musun beni? Yoksa bir sonraki telefonda Bulut'un mezarına koşarsın. Anladın mı beni iyice? Beni iyice anladın mı? O güzel kafana soktun mu sen bunu? Ha? Anladın. Canım. Buradaymışsınız. Nasıl canım Bulut? İyi. Daha da iyi olacak. İnşallah. Ben bir Bulut'a bakayım. Demedim mi? Bu ufak kaza sayesinde kardeşim ve Bulut aşk tazeleyecekler demedim mi? Ben zaten artık senin kararlarını hiç sorgulamıyorum. Aferin, dokundurulamayacak yani. Aferin, aferin. Felaketlerin iyi tarafı budur inan. İnsanları birbirine yaklaştırır. Bak bu güzelmiş ama. Yazdım bunu. Paylaşabilir miyim? Ayıp ediyorsun. Hadi gel bir çay ısmarlayayım.
değilim. Allah'ım sana şükürler olsun, şükürler olsun. Hamile değilim.